Ama bu savaşı vermeye hazırım tekrar. Ama en önemlisi burada bu kulübün geleceğini ve bu tabii ki başkan yönetim ile otururken hangi karar daha doğru ise ona da hazırım. Ama tabii ki bu kolay bırakan ve kolay bir yerden giden birisi değilim. Zorla vermiyorlar. Yani görüyoruz yani vermiyorlar. Zorla almak istiyorum. Puanları zorla alacağız. Ama tekrar söylüyorum. Bunu da konuşacağız. Tabii ki ben hazırım. Savaş etmeye de hazırım. Her türlü savaş etmeye de hazırım. Ama bu kulübün tekrar söylüyorum. Karar verilenleri var. Saygıyla. Hiç tabii sorun olmadan ve karşılık benim ben çok zenginim. Çok zenginim yani. Bu kadar sevgiyi hiçbir yere alamazsın. Onun için bu kayıp sadece o olmasın diye. Tekrar söylüyorum. Yönetime otururken Süleyman abi burada. Sportif direktörümüz. Başkanımız, yönetimimiz otururken ne karar alırsak ona da hazırım. Kimsenin otoritesi yok mu? Ben gelmiyorum. Moralimiz bozuk. Ben oynamıyorum. Moralimiz bozuk. Onun için çok zor. Yoksa birisi diye ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. En kötüsü odur. Yoksa 5 hafta içinde de değişmedi. Geçen sene de değişmedi. 2-3 sene önce de değişmedi. Bu hafta da değişmedi. Onu değişmeye çalışan zaten bu durumda geliyor. Verilmeyen ceza çok güzel bir kelime. Nedir verilmeyen cezası? Nedir? Yemeğe çıkalım. Takımın birleşme için yemeğe çıkıyoruz. Her gün 3 defa yemek yiyoruz kulüpte. Ya verilmeyen cezası nedir? Soruyorum. Kimse bilmiyor onu. Hangisi doğru? Kimse bilmiyor. Ama tekrar söylüyorum. Birisi kopuyor kafaları. Birisi kesiyor. Sonuç yine aynı. Demek gerçek bir değişme kalkıp geldiğim günden beri onu söylüyorum. Bir kişiye bağlı değil bu kulüp. Herkes Trabzonspor'a bağlı olarak ne demek? Bana bağlı, şuna bağlı, bilmem neye bağlı. Görüyoruz. Siz de görüyorsunuz. Onu değişmeye çalışıyoruz. Bunun onun için her gün oluyor. Zor. Biz kavga etmeye gelmedik ki birisiyle. Yani kendin istedi geldi yani. Mehmet Ekici yani Barış yani kendini gelmeyi istediler de gelmeyin mi dedik ya. Yani. Kendileri gelmesin. Erkan Gen takımdan beraber geleceğim. Tamam ne dedik yani gel. Birisi gelmek istiyorsa geliyor. Birisi tedavide olabilir. Sakatta olabilir. Şimdi her yerde bunu arıyoruz diyorum. Bunun cevabı bir tane cevap var Barış. Bir tane. Trabzonspor'un için ne gerekiyorsa öyle. Herkes mi gelmek istiyor? Herkes gelsin. Ya bir kişiye tekrar söylüyorum. Senin sorduğum soru odur. Yani siz bir aydan Mehmet Ekici'nin sorunu yaşıyorsunuz. Yalan. Yalan yaşamıyoruz ya. Mehmet Ekici ile 8 defa konuştum. Dedim oğlum ne istiyorsun bir anlatsana. Ya derdim sizi sen kim seni kim ezildi bu takımda bu kulüpte? Onarın moralı bozuk. Oynamıyor diye. İkinci defa maçtan önce antrenmanda sakatlıyor. Bir gün önce bu kulübün kapitanı. Bu kulübü taşıyan.
Trabzonspor'u taşıyan logosu maçtan önce bir gün önce ikinci defa bu moralim bozuğu diyor, ben oynamıyorum. Birinci oldu olabilir, sakat olabilir, bir seneden oynamamış bir oyuncu döndü. Bir gün önce sakatız. İki hafta hazırlık maçı oynuyoruz, hiçbir şey yok. Bir gün önce Esteban dönüyor, oynuyor. Ben sakatım. Bu moral bozuk demek yani. Ama bir kişiye onuru mu suçlayacağım bugün? Ben 3 tane yemiştim. Mehmet'i mi suçlayacağım gelmedi diye? Erkan'ı mı suçlayacağım buraya geldi diye? İsime bağlı değil diyorum. Bunu değişmeye çalışıyoruz.